Ege'cim teşekkür ediyoruz. Zannediyorum sahnede kalıyorlar. Değil mi Yalçın? Sahneye yerleştiriyoruz. Gönül Eryiğit. Bir numaradan başlıyoruz. Bir kez daha jüriyi selamlayıp yayına geçiyorsun. Ececiğim.
Ece açık göz, bir numara, daha hızlı ve daha seri bu kez. Yürüyüşlerine tabii ki dikkate alıyoruz. Gülümseme, sempati. Başa alalım, çok güzel. Gönül Erit, alkış. Hepsi için tek tek alkış istemem gerekiyor. Hayır hayır, sahnede kalıyoruz arkadaşlar. 3 numara Derya Özlem. Evet, sistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Kayarak gideceğiz arkadaşlar. Kayarak yanaşacağız. Çok güzel, bravo. Tabii bu koordinasyon ve uyum da ölçülüyor bu arada. Size çaktırmadan bunu da ölçüyoruz. Evet, kimde kaldı? 4 numara Özdur Ziyanak. Alkış. Ececiğim, gel benimle biraz. Biraz böyle ortaya çıkalım. Ece açık göz. Daha mı öne çıkalım? Buyurun Ece Hanımcığım. Beni bu kadar ön plana çıkarmayın ama. Bak ben kendimi kötü hissediyorum bu kadar güzellerin yanında. Ececiğim kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Okuyor musun? Yok, yeni mezun oldum. Benim... Hangi bölümden? Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. Hangi şehirden? İstanbul. İstanbul. Peki kendine ne gibi yatırımlar yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Yabancı dil ya da kendini geliştirmek için herhangi bir çalışma mı? İngilizce öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Şu an orta düzeydeyim. Daha iyi düzeye çıkarmaya çalışıyorum. Ve iş bakıyorum. En büyük sorun. Yalnız ben izleyenlerin biraz daha hassasiyet göstermesini istiyorum. Çok heyecanlılar. Dinlemiyorlarmış gibi bir hissiyat oluştu bende. Dinliyorlar mı seni? O yüzden yüksek sesle. Evet, peki, harika. Ben Arzu Hanım'ı çok fazla ciddiye aldım. Çok mu soru soruyorum acaba? İyi mi? Nasıl? Kıvam güzel mi? Tamam, harika. Çok teşekkür ediyoruz Ececiğim. Buyurun.
Ben gelip almayayım, ikinci adayımızı böyle alayım direkt. Gönülcüm, Gönül Eryiğit, gel yanıma. Jüri seni görsün. Evet, önemli olan senin görünmen, şöyle güzel saçlarını. Kaç yaşındasın? 19. 19, üniversitedesin. Evet, Almanya'da yaşıyorum. Öyle mi? Söylemiştim sevgili izleyenler, uluslararası bir yarışma organize ettik diye. Almanya'dan mı geldin? Evet. Her yıl geliyor musunuz? Buraya şimdi tatile geldim. Tatile geldin. Türkçen biraz gelişmeye ihtiyaç duyan bir düzeyde. Bunun için yatırım yapıyor musun? Yapıyorsun. Seni çok zorlamayacağım. Gerçekten çok güzelsin. Maşallah çok güzel gözleri var. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla yerini alıyoruz. Gönülcüm, hemen 3 numara Derya'ya mikrofonu devrediyorsun. Derya'cığım yanıma geliyorsun. Gel canım, dikkat et. Merhaba. Merhaba. Derya şöyle geliyorsun. Jüri seni görmeli çünkü. Jüriye dön. Jüriye dön. Merhaba. Yanıma gel Derya. Gel tatlım. Kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Üniversitede okuyor musun yoksa hazırlanıyor musun ya da çalışıyor musun? Üniversite 1'i bitirdim, dondurdum sonra. Hangi bölüm? Nerede? Turizm otelcilik. Çok güzel. Tam bulunduğun, yaşadığın alanla ilgili bir bölüm okuyacaksın. Yabancı dil durumun nasıl? Çalışmıyor mu şuradan? Biraz ağzına yakın tutman gerekiyor mikrofonu. Bir de bana bakma, jüriye bak. Güzelliğini görmesi lazım jürinin. Göremiyorum. Öyle mi? Tamam o zaman. Seni çok zorlamıyorum. Alkışlarla yerini alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. 4 numara. Öznur Ziyanak. Öznur'cum şöyle alayım seni. Öznur, yaşını soracağım. 26. 26. Üniversiteyi bitirdik. Yok, çalışıyorum. Çalışıyorsun. Nerede çalışıyorsun? Söylemeyeyim. Peki reklam olacak diye mi endişe duydun? Erdek Belediyesi'nde çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Tamam, o zaman evet. Keşke söylemeseydin. Keşke ama çok güzelmişsin maşallah. Aa, teşekkür ederim. Kendine ne gibi yatırımlar yapıyorsun kendini geliştirmek için? Yabancı dil kursuna gittim. Biraz mikrofon ağzına doğru tutuyorsun. Yabancı dil kursuna gittim. Evet. Eğitimi gördüm. Spor yapıyor musun? Sporcu yapıyorum. Bir görüntün evet. Var. Boy. Yüzme hakemiyim aynı zamanda. Yüzme hakemisin. Evet, hakemi güzel. Yapıyorum. Çok güzel. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok güzelsin ederim. Maşallah. Sağ ol, buyurun. Hemen diğer adayımız gelsin. Ayşe Nazilli. Ayşe'cim gel böyle. Heyecanlı mısınız hala? Artık bu ışıklara alışmış olmanız lazım. Alışamadınız mı? İlk alıştım diyen kazanır. Evet, seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. Üniversite? Üniversite mezunuyum. Mezunsun. Vekil öğretmenlik yapıyorum şu anda. Eğitime nerede de öğretmenlik? Devam ediyorum. Vekil öğretmenlik. Vekil öğretmenlik. Evet. Evet, çok güzel. Öğretmen, öğretmenimize özel bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olayım. Biz böyle yetişmiş bir nesliz. Evet. Peki öğretmenim, vekil öğretmenliği ilkokulda mı, ortaokulda mı ya da bir branşta mı yapıyorsunuz? İnşaat teknolojisi öğretmeniyim. Kendi İnşaat branşımda yaptım. Yaptınız. Evet, sınıf öğretmenliği olarak da yaptım. Birleştirme sınıfta. Çok güzel. Bir köy okulunda. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Küçük kardeş gelsin. 6 numara Helin Ziyanak. Helen'cim sen de belediyede mi çalışıyorsun? Direkt onu sorayım. Hayır. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın. Evet. Okuyor musun? Evet. Nerede okuyorsun? Ereğli'de okuyorum. Oo, çok güzel. Hangi bölüm? İlköğretim matematik öğretmenliğinde çok okuyorum. Çok güzel. İlköğretim matematik. Bir öğretmen adayımız daha. Ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. Kendini geliştiren böyle çok kadınlarınla gurur duyuyorum gerçekten. Evet. Çok güzel görünüyorsun. Peki okumanın dışında kendine herhangi ablan gibi bir sporla uğraşma gibi bir aktivite? Evet. Her türlü spora gittim aslında. Yüzme, tenis, voleybol. Belli, evet, belli. Evet. Annelerde, babalarda var mı sporculuk? Yok. Sizde yok. İlgi var. Evet, çok güzel. Kardeşim yüzücü. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Güzel yetiştirmişler. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Tamam, anlaştık. Mikrofonu biraz yakın tutacağız güzeller. Çok alkış alan bir güzel geliyor şimdi. 7 numara Ayça Aday. Ayça, aile mi kuvvetli yoksa ocaklarda çok mu beğeniliyorsun? Şöyle jüriye dön. Ayça, merhaba. Merhaba. Ayça biraz tecrübeli de görünüyor. Aslında o kadar değil. Değil mi? Peki o zaman. Kaç yaşındayız Ayça'cığım? 20 yaşındayım. 20 yaşındayız. Çalışıyor muyuz? Okuyor muyuz? Üniversite okuyorum. Nerede? Eskişehir. Oo, çok güzel. Hangi bölüm? Sosyal hizmetler bölümü. Çok güzel. Başarılarının devamını diliyorum. Peki kendini geliştirmek için başka şeyler yapıyor musun?
17 gün sonra yurt dışına yabancı dil okuluna çıkacağım. Harikasın, çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de. Senin için alkış istememe gerek kalmıyor. Bayağı alkış alıyorsun. Buyurun efendim. Buyurun oğlum. Sevgi Çiftçi. Buyurun efendim. Sevgi Çiftçi. Merhaba. Daha mı yaklaşalım? Evet, yanlış yerde duruyormuşuz. Çok özür. Biraz önde durursanız. Evet. Basın mensuplarından sizi görebiliyor, burada görebiliyor. Jüri basın mensuplarından her organizasyondaki sıkıntıdır. Evet, ama basın mensupları olmazsa biz var olamayız. Şöyle bir meydan var, gelme. Evet, bence de çözüm. Çözüm. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanımak istiyorum. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Evet. En küçük yarışmacıyım. Yaşam söylemeyeyim. Çok güzelsiniz. Ahmet abicim saygılar. Hepinize saygılar. Ben yarışma adaylarını incelediğimde sizden çok etkilendim. Çok takdir ettim sizi. Muhteşemsiniz ve gerçekten çok güzelsiniz. Teşekkürler. Ben çok çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir yarışmaya iştirak ettiğiniz çok için. Çok teşekkürler. Daha önce çalıştık mı? Ya da yok. Çalışmadınız. İş olarak. Ha, spor centrumda çalışıyorum İsviçre'de. İsviçre'desiniz. Aynen. Yazları geliyorsunuz ocaklara. Yazları geliyoruz. Çok güzel. Her yıl geliyor musunuz? Yok, bu sene geldim. Bu sene mi? İlk mi geldiniz? İlk geldim. Peki ocaklarda mı, Erdek'te mi kalıyorsunuz? Ocaklarda. Nasıl? Biraz anlatın bize ocakları. Ocakları çok beğendim. Buradan yer almayı bile düşünüyorum. Öyle mi? Aynen. Ama lütfen belediye başkanımızın ricası üzere bir an önce alın ve lütfen kaydınızı yaptırın. Burada nüfusla ilgili. Başkanım zaten bu açıklamayı bir kez daha yapacaktır. Ben müdahale etmeyeyim. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür saygılar ederim. Saygılar sunuyorum. Buyurun. 9. Evet. 9. İrem Atılan. Merhaba. İrem'cim merhaba, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hepiniz çok güzelsiniz. Böyle yanlışlıkla herhangi birinize güzelsin demezsem lütfen af buyurun. Toptan söylüyorum. Kaç yaşındayız? Ben 20 yaşındayım. 20. Peki senin gelişimini öğrenelim. Çalışıyor musun, okuyor musun? Okuyorum, İstanbul'da okuyorum. Bankacılık okuyorum. Evet. Bankacılık okuyorsun, çok güzel. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum, tatile geliyorum. Tatile geliyorsunuz. Evet. Her yıl geliyor musunuz? Her sene geliyoruz, evet. Ocaklara geliyorsunuz, evet. Çok güzel. Ailenle birlikte. Peki herhangi bir pansiyonda mı kalıyorsunuz yoksa bir eviniz mi? Eviniz var burada. Eviniz var, başkanım evleri varmış. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. 10 numara Ekin Eylem Altay. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Ekin'cim. Bazı böyle mimiklerin var, çok güzel. O ilk sunumda fark yarattın, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Evet, kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19. Okuyor muyuz? Okuyacağım, yani gideceğim bu sene inşallah. Kazandın mı? Kazandım. Nereye kazandın? Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler. Süpersin. Harikasın. Evet, Türk kadının muhteşem örneklerinden biri olacaksın. Gurur duydum seninle. Peki, iyi bir ders çalışan potansiyel görüyorum. Ders çalışmanın dışında sanatla, sporla herhangi bir şeyle ilgileniyor musun? Şarkı söylüyorum ama şarkı söylüyorsun. Profesyonel değilim yani. Ama yani şu anda söyleyemem diyorsun. Bir panikle söyledin böyle. Heyecanlanabilirim yani. Heyecanlanırsam. Eğer seni çok zor durumda bırakmayacaksak böyle küçücük bir kuple der ya sunucular. İşte o kupleden alabilirsek. Derde nedir bu sonbaharın? Neden soldurur gülleri? Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? Tuhaflık ben de biliyorum. Bir neden arıyorum unutmak için her şeyi, unutmak için kendimi. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsan ne fayda? İki adımda geçiyorsun yalnızlık denen tarafa. Sonra dağlar açsan ne fayda? Kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsan ne fayda?
iki adımda geçiyorsun yalnızlıktan ön tarafa. Sonra da ararsan ne fayda. Bravo! Gerçekten çok büyük bir alkış. Erdek Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sarı'nın da sesi çok güzeldir. Kendisine sorun. Beğendiniz mi efendim? Çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkürler. Evet, 11 numara. Ben müziği sadece biraz kısabiliriz demiştim. Tamamen yok etmeseydik iyiydi. Biraz heyecan katıyor aslında. 11 numara Ilgın Kahyaoğlu. Ilgıncığım merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Evet. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik cam bir de tekstil okuyorum. Harikasın. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Zaten sanatçısın. Evet. Sanatı seviyorum. Sanatı seviyorsun. Bu yıl buradan yazlık aldık. Evet. Bu yazımı burada geçirdim. Çok keyif aldım. Yazlık aldınız. Evet. Kaç kişisiniz evde? 3 kişiyiz. Süper. Tamam. Ben çeteli tutuyorum başkanım. Siz hiç merak etmeyin. Ilgacığım çok güzelsin. Sen de tıpkı diğer adaylarımız gibi başarılı, güzel, kendine güvenen Türk kadınlarına bir adaysın. Teşekkür ederim. Çok da güzel olacak, inanıyorum senin için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Ilgıncığım. 12 numara Alara Engin. Alaracığım. Heyecanlar nasıl? Biraz hafifledi mi? Peki. Alaracığım hoş geldin. Hoş bulduk. Standart soruları sormaya devam edeceğim. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Evet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu yıl kazandım. Kazandım. Bravo. Evet. Avukat geliyor. İnşallah. Ben inanılmaz keyif aldım bu yarışmadan. Sizleri tanımak çok güzel. Bu yıl kazandın. Evet. Peki lise eğitim boyunca başka nelerle uğraştın? Sanatla, sporla uğraştın mı hukuk dışında? Tabii gitar kursuna gitmiştim. Evet. Sonra biraz Almanca biliyorum, İngilizce, yani bu şekilde. Çok güzel ve kendini geliştiriyorsun evet. Mutlaka. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben çok teşekkür güzel. Ederim. Alkışlarla. 13 numara, doğru değil mi? Doğru. 13 numaradayız. Dilara Engin. Abla, kardeş. Hangisi? Evet, abla. Abla mıyız? Evet, ablasıyım. Evet, kaç yaşındayız? 21 yaşındayım. Evet. Burdur'da kamu yönetimi okuyorum. Ay ne güzelsiniz. Maşallah size. Teşekkür ederim. Peki sen kendini geliştirmek için bir şey yapıyor musun? Dil, spor, sanat? Kardeşimle beraber gitar kursuna gitmiştim. Ayrıyetten İngilizce kursuna gidiyorum. Bir de kendi okulumun yüzme kursları oluyor. Onlara katılıyorum. Harikasın. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok güzelsin. Çok teşekkür ediyoruz. 14 numarada mıyız? Evet. İyi akşamlar. Selma Yazıcı. İyi akşamlar Selma'cığım. Evet, bunu bekliyordum. Taraftarlarımız mı? Evet, taraftarlarım. Şimdi aslında bir sunucunun tarafsız olması gerekir. Herhangi bir yorum yapmaması gerekir ama sen Demet Akalın'a benziyorsun. Yani söylüyorlar bunu, evet, evet. Çok söyleyen var. Evet, kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım ben. Açıkta üniversite okuyorum ama aslında genç bir anneyim. 3 aylık bir bebeğim var. Gerçekten çok güzelsin. Bravo, kocaman alkış. Bu çok hoşuma gitti, çok güzel. Harikasın. Avantaj mı olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama yok, asla dezavantaj olmaz. Her biriniz çok güzelsiniz. Tebrik ediyorum. Çalışıyor musun? Bebeğinle mi ilgileniyorsun? Şu an bebeğimle ilgileniyorum. Daha önce çalıştın mı? Daha önce çalışmadım yani. Okudum zaten. Peki kendinle ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Şu an açıktan üniversite okuyorum. Biraz aslında bebeğim büyüsün, bakacağım duruma göre artık. Sonra kendime yatırım evet, yapacağım. Evet, evet, kesinlikle. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzelsin. Ve 15 numara. Yonida Çelay. Buyurun efendim. Yonidacığım hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geldik? İstanbul. İstanbul'dan. Kendimizi tanıtır mıyız? Ben Türkçe öğretmeniyim. Çok güzel. Aynı zamanda kendimi geliştirmekle ilgili yabancılara Türkçe eğitimi veriyorum. Çok güzel. Yurt dışında da onlara eğitim vermek doğrultusunda da kendi eğitimimi geliştirmeyi düşünüyorum. Çok güzel. İsim Yonida. Evet, Arnavut vatandaşıyım. Arnavut vatandaşısın. Evet. Aa, çok güzel. Arnavut güzeli. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Kendini geliştiriyorsun. Evet. Türkçe öğretmenisin. Öğretmen olduğun için saygımız sonsuz. Bir kez teşekkür daha ederim. Saygıyla alkışlıyoruz Yonida'yı. Buyurun efendim. Ve son adayımız.
Türkçe bilmediğimiz için mi panik? Biliyorum. Biliyor musunuz? Peki buyurun. Sabina Japarova. Evet. Evet, siz tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada. Bu arada. Kaç yaşındayız? 28. 28. Nereden geldik? Türkmenistan. Türkmenistan. Evet. Evet, çok güzel. Özümüzden gelmişsiniz. Yani. Nasıl evet. söylüyorsunuz? Böyle küçücük bir konuşur musunuz? Mesela özünüzden geliyorum. Ben de sizdenim deyin kendi dilinizde tam olarak. Benim sizin tarafınızdan. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Eğitim durumunuz? Lise mezunuyum. Rusça rehberlik yapıyorum. Rusça rehberlik yapıyorsunuz. Çok güzel. Yine güçlü bir kadın olarak ayaktasınız. Hayata evet. tutunmuşsunuz. Çok güzelsiniz. Katıldığınız için de, son anda karar verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Size alkışlarla teşekkürler. Lütfen. Teşekkürler. Evet, sevgili ocaklar, sevgili jüri üyelerim. Bir tur daha gerekli midir? Yoksa bu güzellerimiz bir kez daha yürüsünler, sonra sonuca mı gideceğiz? Nasıl yapıyoruz efendim? Bir kere daha genel istek. Genel istek üzerine bir kez daha yürüsünler. Arda arda yürüsünler değil mi efendim? Hemen çekiliyorum. Güzeller geçidi başlasın. Evet, 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 evet. Çok güzel. O zaman bu birbirinden güzel hanımefendiler hazırlanırken biz programımıza devam edeceğiz. Çok güzel bir şiirimiz var. Şiirimizi Hale Tuna'dan dinleyeceğiz. Ocaklar, ben yeni tanıştım. Çok tatlı, çok pozitif, çok hoş bir hanımefendi. Hale Hanımcığım, sizi biraz daha ortaya rica ediyorum. Mikrofonu kendiniz mi tutmak istersiniz? Sabit, evet. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Anons yaparken bile. Çünkü o zaman beni hiç kimse görmüyordu ama şu anda herkes çok heyecan yaptım. Kusura bakmayın hatam olursa. Ocaklar. Villalar yapılmış yamaca, düze. Zambaktır, hatmidir, güldür ocaklar. Güzelliği sığmaz kelama, söze. Oyadır, yazmadır, şaldır ocaklar. Kapıdağın her an sislidir başı. Berraktır denizi, sert olur taşı. Eğer konuk olmak isterse kişi, asfalttır, parktır.
fark edir, yoldur ocaklar. Saygındır kadını, narindir kızı, sakindir erkeği, güvendir sözü. Bir başkadır burada rüzgarın nazı, danteldir, ipektir, tüldür ocaklar. Bir uçtan bir uca uzanır kıyı, nefistir ekmeği, demlidir çayı. Renkli geçer Temmuz, Ağustos ayı, coşkudur, sevgidir, eldir ocaklar. Çevresi ıhlamur, zeytin ağacı, çamlar gelinliği, çınarlar taşı. Gelmek, kalmak güzel, ayrılmak acı. İncirdir, asmadır, baldır ocaklar. Ağlar sıralanır, olta atılır, istavrit avlanır, levrek tutulur. Pideler yapılır, mısır satılır. Çiçektir, petektir, daldır ocaklar. Vurulur sondajlar, açılır kuyu. Temizdir havası, içilir suyu. İnceciktir kumu, geniştir koyu. Yeşildir, mavidir, aldır ocaklar. Dağı kayalıktır, ovası dümdüz. Cıvıl cıvıldır yaz, rengarenktir güz. Başka ne diyeyim? İşte son bir söz. Rüyadır, şiirdir, dildir ocaklar. Muharrem Kubat. Sadece bravo demek istemiş. Bravo, kocaman bir alkış lütfen. Efendim, güzellerimiz hazırlanıyorlar. Bu arada Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Sarı'yı küçük bir konuşma için sahneye, evet lütfen buyurun. Daha büyük bir alkış. Başkanıma bu kadar mı alkış var? Vallahi bravo. Çok değerli milletvekilim Sayın Namık Avuçça, değerli dekanım Mustafa Sarı, isim benzerliği doğru baba diyorum. Çok değerli misafirler, çok değerli eski Ocaklar Belediye Başkanı Hüseyin Durak, Belediye Başkan Yardımcım, bugün de Ocaklar Belediye Başkanlığı üstlenen Sayın Hasan Yapakçı, değerli hemşerilerim, çok sevgili misafirler. Aslında kısa konuşmak mümkün değil. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Çok zor bir dönem yerel yönetimler için. Burası gerçekten Erdek'in turizmi benimsemiş halkının yaşadığı. Ama en güzeli de, gerçi katlandı poster ama, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerileri olduğunu, Cumhuriyete onun ilke ve inkılaplarına gönülden inanmış insanların yaşadığı ve yıllardır siyasetin içindeyim, çeşitli siyasi partilerde siyaset yaptım ama belediye meclis üyeliğine başladım 94'te. O zaman Ocaklar Erdek'e bağlıydı, yine bugünkü gibi. Ocaklardan bir kere imar değişikliğiyle ilgili işte konuta çevrilsin diye talep gelmedi. Hep turizm yapmak istediğini belirtti. Onun için de bugün hakikaten Erdek'e geçti. Merkezi geçti. Bu organizasyon belediyenin ekonomik olarak zorluklarını hepimiz biliyoruz. Ciddi bir borç yüküyle devraldık. Ben sadece Erdek İlçe Belediyesi Başkanı iken 2009'da kaybettiğimde 38 milyon 50 bin lira borçla bıraktım. 5 yıl sonunda 2014'te 93 milyon borç devraldım. Aynı şekilde Büyükşehir Kanunu ile birlikte gelirlerinin %50'si, %43'ü Büyükşehir'e gitti. Ocaklar Belediyesi'ne kilit vuruldu, belediyesine. Karşıyaka Belediyesi'ne kilit vuruldu. 20 tane köy muhtarlığı tabela muhtarlığına dönüştürüldü ve bu borç yüküyle çok ciddi 3 katı hizmet alanı olan artan
nüfusu, yerleşik nüfusu, kış nüfusu %60 artan, yaz nüfusu da 10 katı büyük, büyük bir coğrafyada hizmet etmeye çalışıyoruz. Gelirlerimiz 9 milyondan 22 milyona çıktı. Ancak hakikaten az önce Şeyda kardeşim hep söylüyor ya, nerede oturuyorsunuz, nerede oturuyorsunuz? Biz şuna inanıyoruz. Ben şahsen bir yerel yönetici olarak şuna inanıyorum. Cumhuriyet tarihinin en kötü yerel yasalarından biri 2014'te yürürlüğe girdi. Burada bugün 40-50 bin kişi insan yaşıyor. Burada belde belediyesi olmak zorunda. Ben bugün Erdek Belediye Başkanı olarak burada belediye başkanı sıfatıyla konuşmaktan bu yüzden utanıyorum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Ama buranın belde belediyesi olması lazım. Onun için de 99 öncesinde burada muhtar olan ve belde olması için çok çaba sarf eden Hasan Yapakçı'ya teşekkür ediyorum. 99-2009 arasında belediye başkanlığı yapmış, Hasan seni de buraya alayım. Belediye başkanlığı yapmış Hüseyin abimiz, meslektaşım, inşaat mühendisi, buraya gerçekten önemli hizmetleri yaptı. Siyasi olarak şöyle konuşuruz, böyle konuşuruz ama hiç kimse yapılan hizmeti yadsıyamaz. Abi seni de alayım buraya. Gel, gel, gel. Burası, şunu söylemek istiyorum. Bu sıkıntılar içerisinde personelimize uzun yıllar, aylardır maaş veremiyoruz. Durum bu. Yılda 30 milyon lira para lazım. Aylık giderimiz, sadece giderimiz, hiçbir hizmet yapmasak 2,5 milyon lira. Yılda 30 milyon lira gelire ihtiyaç var. Sadece maaş ödemek, temizlik